Bu hatır nedir, kimlerde görülür, nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Tüm bu soruların yanıtını genel cerrahi uzmanı operatör doktor Umut Faydacı Pamukkale TV'ye yanıtladı. Guatr tiroid bezinin tümör dışı nedenlerle büyümesine denilen isimdir. Guatr tiroid bezinin özellikle tiroid bezi kalkan bezi olarak da bildiğimiz nefes borusunun gırtlakla arasında önünde yaklaşık 15 ila 30 gram arasında olan bir dokudur. Bu normalin üstünde olmasına biz guatr diyoruz. Guatr'ın belli başlı tipleri var. Bu guatr testine baktığımızda tiroid fonksiyon testleriyle biz buna bakıyoruz. 3'e bölünüyor. Normal fonksiyonlu olanlar, az çalışan yani hipotiroidik dediğimiz ve çok çalışan hipertiroidik dediğimiz halk arasında zehirli guatr olarak bilinen guatrlar vardır. Yine anatomik olarak ultrasonla baktığımızda da difüz dediğimiz nodülsüz guatrlar vardır. Ve tek nodüllü veya çok nodüllü olarak guatrlar 3'e ayrılmaktadır. Biz dediğimiz gibi bu hastalar şikayet olarak zehirli guatrda özellikle çarpıntı, terleme, ateş basması, saçlarda dökülme, adet düzensizliği, zayıflama, sinirlilik şeklinde karşımıza çıkmaktalar. Az çalışanlarda tam tersi hormon eksikliğine bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, soğukta çok çabuk üşüme gibi şeklinde saçlarda dökülme, tırnaklarda kırılma şeklinde karşımıza çıkmakta. Dediğim gibi bu guatr test olarak baktığımızda çok basit bir kan testiyle ve ultrasonografik incelemeyle elimizin altında bir doku olduğu için çok hızlı muayene ve tetkik yapabiliyoruz. Bunların tiplerine göre özellikle hormonal bozuklukları ilaçla tedavi ediyoruz ama nodüller belli bir santimin üstüne çıktığında tümörleşme olma riskinden dolayı öncelikle biyopsi ve sonrasında cerrahi girişim gerekebiliyor.